çocukken Fatih Hoca gibi bir bildiğimiz karakter, riski seven, aşırı risk de değil bu. Oyunsal anlamda Donk ve Tolga oynarsa bu oyun akmaz. Hani Ndiaye ve Fernando oynamıyor ki, yoklar. E sen iki tane bu tip oyuncuyu bir arada oynattığın zaman bir de kaldı ki neydi o, Nagatomo. Nagatomo. Yani ben anlamadım. Biraz hocam onu, ama hocam onu işte rüzgarlı yani, havalarda dikkat etmek ya, lazım biraz ya, zayıf. Adam o kadar küçümsemeyin. 7 hayır, sene Serie A'da oynadım. Bir şey söyleyeyim. Hayır, hiçbir zaman değil. Hiçbir zaman bir futbolcu için kötü futbolcu demem. 8 sene Inter'de oynamış, İtalya'da oynamış. Formsuz muydu? Formsuzdu. Çok kötü oynadı. İki antrenman yaptı ama takımla. Sivas gibi bir yere, bir şehrimize, Güzide şehrimize Japonya'dan gazetecilerin gelmesi, eşinin ünlü olması bizim Türk futbolu ve Galatasaray için önemlidir. Bu konuda çok güzel evet, katkı sağladı ilk maç itibarıyla. Japon değil, adam Macar da olsun. Bir dakika. Sağdaki performansı ya, adam kimse Japon, bana iyi oynadı demez. Şimdi adam Japon değil, Macar da olsa adamın son 7 sezonun, Latovlevic'in 7 sezonundan daha iyi. Adamın futbolculuk kumaşı vallahi, kesinlikle Latovlevic'in. Son Sivas Spor performansı orta keserken bile güçsüz. Latovlevic orada olsaydı en az 3 çalım daha yiyerek Galatasaray'ın 3 tehlikede yaşaması neden olur. Sivas savunması bu kadar Sivas zayıf Spor'un bir Galatasaray eski soldaki görmedim Latovlevic'i kadar zayıf. Aa, bir. Sakın. Kim var? Kim var? Kim var? Bu maçta bence tarihinin en kötü sol bak savunması vardı. Defansif açına ait. Bifuma ile Auremir. Abi Bifuma. Felç ettiler sağ kanalda. Latovlevic'i var ya. Felç ettiler yani direkt. Latovlevic'i'ye 5 kilo verdirdi o maçta. Yani Latovlevic'in Bifuma'ya yetişmesine imkan yok. Daha geçen hafta karşısında kim vardı hiç yetişemedi. Lütfen hemen unutmayalım Nihat Bey. Adam Japon efendi etmeyelim diye öyle adamın üzerine bu kadar gitmeyelim. Hayır, yani şunu göz ardı etmeyelim. Biz şeyden bahsediyoruz. Tolga ve Donk'tan bahsediyoruz. Tolga ve Donk'ı niye oynatırsın? Hani orayı tutayım. Defansif olarak. Kanatlar daha iyi yani ucuma gitsin ama ben burayı tutayım. Hayır, sen bekleri daha sağlam tut. Ama ortada oyunu yürütecek. Ucuma çıkışlarda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişler. Şimdi sen Donk'la ve Tolga'yla onu yapamazsın. Bu arada Feghouli'yi kaybediyorsun. Tabii Feghouli geriye yoktu. Geriye gelmekten sağ iç gibi oynadı. Çok yoruldu. Tarzına uygun değil. Zaten aslen yarı kanat, yarı merkez. Peki şu, ya hocam şu kalecisinden başlayıp hani Muslera'dan başlayıp Gomis'ine kadar sağdaki hiç kimse beklenen performansı gösteremedi. Bu içeride dışarıda niye bu kadar fark ediyor Galatasaray için? Ya bu biraz hep konuştuk. Yeni kurulmuş bir takım ama artık kaç maç oldu yani 20. hafta oynadı. Tabii Sivas Spor'u karakterli futbolcu. Yani. Ya Sivas Spor'u Samet Hoca'yı. Daha ne yapsın? Böyle Sivas bir futbol Başakşehir'i yani yendi. Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'ı yendi. Tebrikler Samet Aybaba diyeceğiz. Yani. Çok zor deplasman zaten. Biz o Sivas işin o tarafını zaten Samet Hoca'ya hakkını verelim. Oynattığı. Sivas Spor muhteşem mentalite oynadı. Mentalite çok önemli. Yani çekinmeden oynuyorlar. Ama sen karşılarına önlem alarak çıktığın zaman zaten avantaj veriyorsun. Yani rakiplere karşı hep öyle